Bugün ikinci bir kez canımı kurtardın. Bana bu iyiliği neden yaptın? İmdiye dek bize türlü oyunlar kurduğun için seninle cenk ettim. Zalimlik ettin, karşılığını buldun. Lakin imdi zor durumdaydın. Biz zorda olana vurmayız. Zorda olan her kim olursa olsun elimizi uzatırız. Şimdi gidersin yoluna. Ertuğrul dur dur gitme. Gitme. Ben bunu anlam veremiyorum Ertuğrul. Ben senin oğlunu kaçırdım. Sana türlü tuzaklar kurdum. Sense beni azat ettin, beni bağışladın. Canımı affettin. Bu sadece söz vermekle alakalı olamaz. Bunun ardında daha yüce bir şey olması lazım. Bunu sana yaptıran nedir Ertuğrul? Sana daha evvel dedim Ares. Kendi nefsime kalaydın. İmdiye dek seni paramparça ederdim. Lakin benim nefsimden daha üstün imanım vardır. Bu benim dinimin emridir. Nefsimin değil, dinimin emrince bunu yaptım. O zaman madem senin dinin böyle buyurur, o zaman senin dinin hak dindir. Ve madem sen öfkene, duygularına değil de dinine göre hareket edersin. Sen karşısında durulacak adam değilsin Ertuğrul. Yanında olunması gereken adamsın. Lütfen. Söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım?